Petronet'in sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için çok güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımızda güvenlikten kriptolara hatta yepyeni ürünlere kadar çok güzel konular ve konuklarımız var. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen programımıza başlayalım. Yenilenen yüzüyle Türkiye'nin en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Evlerimizdeki diyafon sistemini değiştiren ve mobilleştiren Miafon kurucu ortağı Hulusi Şirikçi, Backlight Theater sistemini Türkiye'de ilk kez sahneye koyan yönetmen ve oyuncu Ömer Yıldırım ve kripto dünyasında yeni nesil borsalar hakkında bizlere bilgi verecek olan Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz birazdan Silikon Vadisi'nde. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla başladı. Bu haftaki ilk konuğumuz Hulusi Şirikçi, Miafon kurucu ortağı bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Dinçer Bey. Bugün değişik bir ürün anlatacağım sonunda. Çünkü ben böyle şeyleri, böyle oyuncakları çok seviyorum. Böyle bir masamızda şimdi birazdan göreceksiniz çok güzel bir, bana göre teknolojik bir oyuncak var ama aslında çok güzel bir ürün, çok güzel geliştirilmiş bir ürün. Tamamıyla %100 bir Türk ürünü diyorum ve sizi, lafı size bırakıyorum. Nedir bu Miafon? Evet. Şimdi öncelikle Miafon toplu yaşam alanlarındaki hayatı daha kolaylaştırmak için yeni teknolojik ve ekonomik ürünler geliştiriyoruz. Bunun üzerine Miafon yeni mobil diyafon sistemi. Evdeki diyafonun mobil hali. Evet, şöyle de özetleyebiliriz. Aslında hayatımızda bulunan bir donanımı artık biz kaldırdık. Diyafon dediğimiz cihaz artık yok. Onun yerine mobil diyafon diye yeni bir sistem geldi ve yeni bir tabir geldi açıkçası. Bu sistem, mobil diyafon tabiri de yeni çıkan ve ilk defa halkın kullanımına sunulan bir sistem. Bunu bu tamamen sizin geliştirdiğiniz bir ürün, hem donanımıyla hem yazılımıyla galiba, o kısımdan da bahsederseniz. Evet, Türkiye'de ilk ve tek bizim tarafımızdan geliştirildi. Projenin gelişimi, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük teknokenti olan Bilişim Vadisi var. Gevde'de. Siz de Bilişim Vadisi'ndesiniz. Evet. Bilişim Vadisi'nden Silikon Vadisi'ne. Evet. Süper. Aynen, vadiden vadiye. Projenin Ar-Ge gelişimi tamamen Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Tamamen Sanayi Bakanlığı tarafından akredite bir proje. Harika. Gelişimi de bu şekilde yapıldı. Şimdi biz bu standı yaptırdık. Niye? Tamamen yeni bir ürün olduğu için, aslında kullanıcıların bilmediği bir ürün. İlk defa tanıştığı bir ürün. Evet. Tanıtmakta biraz zorlandık açıkçası. O yüzden sistemimiz zaten mobil, zaten teknolojik dedik ve bunu bir çantaya sığdırdık. Şimdi burada asıl Miafon'un diğer eski sistemlerden en büyük farkı nedir? Şimdi eski sistemlerde güvenliklere konulan bir telefon var. IP telefon üzerinden iletişime geçiliyor. Aynı zamanda bina girişlerine konulan kapı paneli dediğimiz bir cihaz konuluyor. Bu şekilde daire içiyle iletişim sağlanıyordu. Miafon bu sistemin üçüncü cihazı olan dairede bulunan diyafonu ortadan kaldırdı. Herhangi dairenin içine bir cihaz takmanıza gerek yok. Şimdi burada ne avantaj oluştu? Herhangi bir kablolama, montaj, bunun için bir yatırım, bakım, hepsi tamamen ortadan kalktı. Güvenlikten veya kapınızdan arandığınız zaman direkt cep telefonu uygulaması üzerinden size ulaşılabiliyor. Ve evde olmanızı bırakın, Türkiye'de değil Amerika'da bile olsanız ulaşılabiliyorsunuz İnçer Bey. Yani kapım çaldığında, ben Amerika'da bile olsam kapımı çaldığını buradan görüyorum. Kapıdaki kişiyle de görüşebiliyorum. Görüşebiliyor, hatta açabiliyorsunuz da. Kapıyı da açabiliyorum. Açabiliyorsunuz da. Burada tabii ki önemli olan şey güvenlik kısmını siz cep telefonundaki uygulamaya bağlıyorsunuz. Peki bu cep telefonundaki uygulamayı bir kişi mi kullanıyor? Yani nasıl oluyor sistem? Şimdi sistemi kurgularken şöyle yaptık. Bir kişiyi ana kullanıcı yapıyoruz. O evde site yönetimine kayıtlı olan kişi oluyor. Onun altına 10 kişi eklenebiliyor. Yani kullanan kişi eşini, çocuklarını, bakıcısını, misafirlerini ekleyebiliyor. Hatta şehir dışından gelen bir misafiri varsa geçici olarak ekleyip bir saniye içerisinde ekleyip bir saniye içerisinde tekrar da silebiliyor. İstediğimi ekleyebiliyorum, istediğimi çıkartabiliyorum. Evet. Miafon şu anda bu haliyle Türkiye'de kullanıma başlandı. Yaygın bir şekilde. Kaç kişi kullanıyor şu anda? Şu anda 13 bine yakın konutta kullanılıyor. Yani 13 toplam, evet, toplamda 40 bine yakın kullanıcımız var. 40 bin konut şu anda ev kullanıcısı 40 kullanıyor. 40 bin kullanıcısı, evet, ev kullanıcısı Miafon'u kullanıyor. Hızlı bir şekilde yayılıyor. Çok hızlı. Ne zaman başladınız? Biz aşağı yukarı sistemin geliştirmesinden sonra Ocak ayı itibariyle tamamen sahaya indik. Sene olmadı yani. Daha olmadı. Daha Maşallah. Olmadı. Şimdi şöyle bir şey var Dinçer Bey. Çok avantajlı bir sistem. Toplu yaşam alanlarındaki en büyük problem biliyorsunuz. Site yönetimlerinin bir karar alması, bir yatırım yapması çok zor. Hele ki günümüzdeki ekonomik koşullar bunu daha da zorlaştırdı. Biliyorsunuz yılbaşından beri bütün siteler aidatları konuşuyor. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir dönemde ciddi bir yatırım yapmadan
Böyle bir sistemi biz sadece bir imza karşılığında veriyoruz. Yani bunun bir şeyi yok mu? Nasıl diyeyim? Bir yatırım maliyeti yok mu? Kesinlikle. Bir imza karşılığında sistem kuruluyor. Hiçbir kurulum maliyeti yok. Ve ödemeler de aylık olarak yapılıyor katmanlıklar. Hayır, siz bunu kiralama modeli gibi yapıyorsunuz. Evet. Yani her daire anladığım kadarıyla bu hizmet için bir bedel ödüyor size. Evet. O kadar. Onun dışında ne apartman ne başka biri bir para ödemiyor. Tamam, ödemiyor. Bakım, servis dahil hepsi firmamız tarafından karşılanıyor. Bu şekilde de büyük bir dertten biz site yönetimlerini ve apartman yönetimlerini kurtarmış oluyoruz. Ben şeyi soruyordum, onu merak ettim. Çünkü hep böyle anladığım kadarıyla kapıya bir kamera koyuyorsunuz değil mi? O kameradan görüşüyor çünkü gelenlerle. Şöyle, güvenliğe IP kamera koyuyoruz. Şunu koyuyorsunuz. Evet, güvenlik telefonuyla entegre çalışıyor. Bu arada bunu da Türkiye'de ilk yapan biziz. Görüntü ayrı bir noktadan geliyor. Ses telefondan çıkıyor. Bunu biz uygulamada birleştiriyoruz. Yani bu teknolojiyi de ilk defa Türkiye'de biz geliştirdik. Henüz daha bunu yapabilen yok. Diğer kapı panelinin üzerinde zaten kendi kamerası mevcut. Oradan yayınını yapıyor. Harika. Küçük de bir demo yapalım. Siz isterseniz şöyle bir bağlayın. Tabii. Nasıl bağladığınızı da bize gösterin. Yani biz de en azından böyle nasıl çalıştığını anlamış oluruz. Şimdi ben bu arada cebimden diyafonumu çıkardım. Evet, diyafonunuzu çıkarttınız. Bizim uygulamamız bu şekilde. Çok kullanımı da basit bir şekilde oldu ki her yaş kitlesi rahat bir şekilde kullanabilsin diye. Evet, o önemli. Evet. Şimdi güvenliğe, misafiriniz geldiği zaman güvenlik, bu arada kimsenin cep telefonunu vermeden sadece dahillerle. Bu da çok ciddi bir mahremiyet sağlıyor. Tabii. Kimse, yani güvenliğe de telefon numaranı vermek zorunda değilsin. Değiliz. Sadece senin dahilini çeviriyor aslında. Dahiliyi çalıyor. Şu anda çaldı. Şu an ben yayın için sesini kısmıştım. Evet. Şu anda güvenliğim beni arıyor. Evet. Ben cevaplıyorum. Sesini kısalım. Yankı yapmasın. Evet. Şu anda bakın ben güvenliğimi görüyorum. Anladım. Süper. Kapıyı açmak istediğiniz zaman bir kapıyı açabilir misiniz? Onu da gösterelim. Şimdi misafirim güvenlikten geçti, izni aldı ve apartman kapısına geldi. Evet. Apartman kapısından da daire numarasını tuşladığı zaman. Evet. Sesini de açalım. Şu anda kapım çalıyor. Ben Amerika'dayım. Binamın kapısı çalıyor. Peki, tamam. Buradan. Kapıyı açtınız. Kapıyı önce görüntüye aldım. Tamam. Misafirimi gördüm. Welcome. Ve kapım açıldı. Ve kapı açıldı. Bu nerede olursa olsun, nerede olursanız olun, böylece bir cep telefonu üzerinden aslında bir nevi bir akıllı ev uygulamasını siz böylece aslında sunuyor oluyorsunuz. Sunuyor olduk. Genel kitleye yaymış olduk. Hem teknolojik ürün, bir ürün, mobil olarak her yerden kullanılabilir vaziyette. Hem aynı zamanda da kullanıcılara çok ciddi ekonomik avantaj sağlayan bir ürün. Gerçekten ülkemizin hizmetine sunuldu artık. Çok teşekkür ederim. Soracağım daha çok soru var ama hani onu da bir sonraki programa çıkartalım. Çünkü daha bunu gelişmiş halleri de var, biliyorum. Evet. Ama şimdilik size de sürpriz olsun efendim. Bir dahaki programlarda bunu anlatacağız Hulusi Bey'le beraber. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Big Light Theater ne demek? Babamın Oyuncakları projesi nasıl oluştu? Bu oyun ne zaman sahneleniyor? Yönetmen ve oyuncu Ömer Yıldırım, Babamın Oyuncakları projesini Dinçer Karaca'ya anlatıyor. Kripto borsalarında bizi neler bekliyor? Bitay, uluslararası bir borsa olmayı nasıl başardı? Bir kripto alım-satım platformunda dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Silikon Vadisi'nde Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Evet, Silikon Vadisi devam ediyor arkadaşlar. Şimdiki konuğum Ömer Yıldırım, oyuncu ve yönetmen. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Çok merak ettiğim, çok dikkatle böyle takip ediyorum. Çok dikkatimi çekti. Black Light Theater. Black Light Theater. La üretilmiş yepyeni bir animasyon geliyor. Siz de bunun yapımcı yönetmenlerindensiniz. Yazarı ve yönetmeni. Yazarı ve yönetmenisiniz. Hemen merak ederek soruyorum. Black Light Theater nedir? Black Light Theater, Prag'da 1976 yılında ilk defa çıkmış bir grup tarafından ve tüm Avrupa'ya böyle yayılmış. Ve Black Light Theater, şöyle kabaca anlatmamız gerekirse, sinema gibi kapkaranlık bir ortam düşünün. Sahnenin önünde mor ışıklar var. Kuklalar ya da kıyafetler fosforlu. Işıklar kapandığında mor ışıklar kuklalara ya da kıyafetlere vurduğunda böyle büyülü bir atmosfer oluşuyor. Biz bu alanda ilk değiliz ama çok iddialıyız. Babamın Oyuncakları diye proje de bu. Ben buna bir Babamın Oyuncakları şimdiki Black Theater Black Light Theater tekniğiyle uygulanan yeni bir oyun. Kesinlikle. Ben şimdi şöyle ifade edeyim. Şimdi Black Light Theater, herkes şunu soruyor.
Neden Black Light Theater'la çıktınız? Şimdi yani, sorum zaten ama neden, buraya notlarıma da bakıyorum bir taraftan, neden bu tekniği kullandınız? Şimdi bizim aslında oyunumuzu birazcık içeriğini açıkladıktan sonra kendimi daha iyi ifade edeceğimi düşünüyorum. Tamam. Babamın oyuncakları aslında şu ara sizin programınızın konusu da o, teknoloji. Evet. Ve artık herkes, bütün çocuklar, şu anki bütün dönem ve biz de dahil olmak üzere bizim oyun geleneğimiz aslında tabletler, telefonlar. Bizim oyunumuzun şöyle bir önermesi yok. Biz teknolojiye karşı değiliz. Biz bu tarzda bir iletişime karşıyız. Biz sadece şunun altını çiziyoruz. Diyoruz ki tablette ve telefonda oynadığımız şiddet ve savaş içerikli oyunlar bir süre sonra savaşı ve şiddeti de oyunlaştırmaya mı götürüyor acaba diye sadece bir soru işareti koyuyoruz. Çok enteresan. Dolayısıyla biz oyuncakla çocuğu tekrardan buluşturmak istiyoruz. Diyoruz ki oyuncağın dönemi bitmez. Sadece formları değişir. Çünkü oyunda bir hayal gücü var, bir sosyalleşme var. Böyle bir önermeyle çıktığımızda da teknolojiyi kullanırsak daha iyi kendimizi ifade edebiliriz. Biz çünkü teknolojiye karşı değiliz. Oyun şöyle, çok kısaca oyundan bahsedeyim lütfen size. Oyunumuzda tam 6 tane kukla var. Ve bir tanesi, işte baş karakterlerimizden bir tanesi Kemal, evde tablette kendinden geçercesine işte o savaş strateji oyunlarını oynadığında camını bir kukla tıklatıyor. Ve diyor ki ben diyor yoktan geliyorum diyor. Nasıl yani? Yüksek Oyuncak Kurulu'nun kısaltması. Oyuncaklar kendileriyle kimse oynamadığı için, kimse onlarla oynamayınca ne oluyor? Depoya atılıyorlar. Sonra da çöpe, sonra şey. Kimse oynamadığı için oyuncaklar kendi aralarında bir kurul kuruyorlar. Diyorlar ki Yüksek Oyuncak Kurulu. Gidelim. Babaları bizimle büyüyen nesle diyelim ki bize yardım edin. Çünkü babalarınız bizimle büyüdü ve onlar çok mutluydu. Şu anda bizim size ihtiyacımız var. Diye Kemal'i, yani evin çocuğunu, bak bu oyuncakların sana ihtiyacı var. Nejat, Adile, Müşvik ve Erol. Bunların sana ihtiyacı var diyor. Bunlar kim tanımıyorum. Bunlar babanın büyüdüğü oyuncaklar. Dolayısıyla Kemal'in o oyuncakların dünyasına gidip onları kurtarma mücadelesini anlatıyor. Şimdi biz bir yandan oyuncakla ilgili ilişkimizi daha sevimli hale getirmeye çalışırken telefon, tabletten uzaklaşmalarını önermiyoruz. O yüzden biz Black Light Theater'la çıkıyoruz. Diyoruz ki yeni nesil, teknoloji, yapay zeka, bunlarla da çok hemhal olun, muhabbetinizi uzak tutmayın ama oyuncağı da unutmayın diyoruz. Böyle düşündüğün, yani şimdi çok merak ediyorum oyunu, o ayrı. Ama böyle düşündüğüm zaman sanki bunun hedef kitlesi sadece küçükler ya da sadece büyükler değil. Aslında herkesi kapsayan bir hedef kitlesi var gibi geliyor. Aslında o kadar önemli bir yere değindiniz ki. Bunu bizim prova aşamalarımızda işte bazı sanatçılar, bazı tiyatrocular vesaire de geliyorlar. Ve önce çocuklardan önce onlar büyüleniyor. Çocuklar da muazzam bir etki altında kalıyorlar. O atmosfer tabii harika bir atmosfer. Şimdi burada karakterlerimize isim koyarken, oyuncaklarımıza isim koyarken Erol ayı. Bize ayıyı kibarlaştırarak, efem diyerek kibarlaştırarak sevdiren Erol, rahmetli Erol Günaydın'dan dolayı ismini Erol koyduk. Atımıza Nejat ismini koyduk çünkü rahmetli Nejat Uygur'un Nej yazıp at kafası yapıyordu ondan dolayı. Adile en eski oyuncak ve Adile Naşit'ten koyduk. Müşvik de oyunumuzdaki en huysuz olduğu için huysuz ihtiyardan Müşvik Kenter. Haberciyi de yıldız yaptık. Çünkü bütün tiyatrocular aslında bir ışık gibi haber gönderen ve ışık gibi yol açan Yıldız Kenter'den. Yıldız çocuğun ismi de Kemal. Oyunda gözükmüyor ama çocuğun babasının ismi de Gazanfer. O da rahmetli Gazanfer Özcan'dan baba figürü olduğu için. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Oyun, bizim şu anki oynadığımız şeylere biz game diyoruz. Ama çocuğun oynadığına oyun. Ne farkı var? Biz oyun oynarken oyuncaklarla kendi kurallarımızı kendimiz koyuyoruz ama şu an başkalarının kurallarıyla oynuyoruz. Kesinlikle. Çok doğru. Harika. Peki hemen son soru. Ne zaman izleyeceğiz? Ne zaman başlıyor? 23 Ekim Pazar günü saat 13 ve 15'te Bakırköy sahne 74 sahnesinde. 30 Ekim saat 13 ve 15'te Cevahir sahnede. 19 Kasım saat 13'te Tim Show Center'da.
Emin olun galasında olmayı ve bu oyunu ilk izleyenlerden biri, hatta kendi oğlumla da beraber izlemeyi çok babamın istiyorum. Babamınoyuncakları.com'dan da izleyen güncel tarihleri de takip edebilirler. Çok teşekkürler Ömer Bey. Çok sağ olun. Harika bir iş yapmışsınız. Elinize sağlık önce. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi sırada neler var. Kripto borsalarında bizi neler bekliyor? Bitay uluslararası bir borsa olmayı nasıl başardı? Bir kripto alım satım platformunda dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz, Silikon Vadisi'nde Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Silikon Vadisi'nde bu hafta son konuğumuz Sayın Niyazi Yılmaz, Bitay CEO'su bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim programımıza. Ben hemen kripto dünyası, tabii bölümünde ismi. Kripto dünyası çok hızlı gelişmelere sahne oluyor özellikle son aylarda, ama ben birazcık Bitay'a dönmek istiyorum ilk önce. Çünkü biz hep kripto borsaları deyince hep kriptolarla ilgileniyoruz, ama bu aslında bir teknoloji firması aynı zamanda da. Biraz Bitay teknolojiden bahsedebilir misiniz bize? Bitay Teknoloji bir teknopark projesi olarak hayatına başladı. Hı hı. 4 yıl içerisinde de hem şu anda müşterilerimize sunduğumuz platformu, hı hı, en üst düzeyde uluslararası standartlarda rekabet edebilecek bir platform haline dönüştürdük. Hem de yurt dışından da müşteri kabul edebilme adına Estonya'da, Hindistan'da ve Amerika'da izinli, lisansa tabi, özellikle Estonya ve Amerika tarafında, hı-hı, borsalar kurduk. Ve bunun yanı sıra da kripto dünyasının ihtiyacı olan saklama hizmeti, ödeme hizmeti gibi kuruluşları da yurt dışına bünyemize kattık. Bir de aslında kripto borsasının dışında, ki genelde çok karıştı, bir de NFT pazar yeri de var galiba bildiğim kadarıyla. O da NFT pazar yerinde alınıp satılan ürün aslında bir token. Kripto dünyasında alım satım yaptığımız tokenlardan farklı olarak aslında bir sanat eserini veya bir akıllı kontratın trade edilmesinden bahsediyoruz NFT'de. NFT hizmetini Türkiye'de yayına almıştık. Amerika'da da NFTGo.com adı altında, Amerika'dan aslında tüm dünyaya hizmet verecek bir NFT platformumuzu da hayata geçirdik. Harika. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Bu süreç uzun bir süreç. Yani öyle kripto para, yani şu anda bildiğim kadarıyla 40'a yakın kripto para borsası var. Gerçi çok daha fazla var, ama hani belirli bir hacmin üzerinde olan, işte belirli lisanslamalardan geçmiş olan diyeyim, 40'tan fazla da 40'a yakın borsa var. Şimdi Türkiye'de borsa kurmak, hele böyle yurt dışına açılmak kolay bir süreç mi? Nasıl bir süreç? Neler yapmak gerekiyor? Bunun hani bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Çünkü hani herkes de bunu söyleyebilir. Her kafasına esen kripto para borsası açabiliyor mu? Biraz buralara girsek. Aslında konunun bir tarafı teknoloji, diğer tarafı da müşteri hizmetlerinde, hı hı, istenilen hizmeti istenilen kalitede verebilme yatıyor. Hı hı. Teknoloji tarafında eğer kendi platformunuzu geliştirebilecek güçteyseniz, hı hı, ki bu sadece bir alım satım arayüzünden ibaret değil. Arka, hı hı, tarafta sizin yapmanız gereken sunduğunuz bütün kripto paraların alım satımında ve gönderme alma operasyonlarını sağlayabilecek blockchain entegrasyonları var. Hı. Dolayısıyla eğer kendi teknolojinizi üretebilir güçteyseniz ve bu platformu sunduğunuzda müşterilerinize 7/24 destek verebilecek bir müşteri ilişkilerine sahipseniz, bu hizmetleri verebilen bir altyapıya sahipseniz, o zaman Türkiye'de henüz yasal düzenleme olmadığı için, hı hı, bir şirket kurulup belli bir sermaye ve belli kuralları sağladığınız takdirde, hı hı, Türk bankalarıyla da çalışarak bu hizmeti verebilirsiniz. Ancak bu anlattığımız konu, hı hı, aslında bu platformu geliştirmenin çok uzun bir emek gerek, çok uzun bir zaman ve yoğun bir emek gerektirdiğini göz önünde bulundurursak, borsa kuran çoğu firmanın aslında platformu dışarıdan teknoloji bağımlı bir şekilde piyasaya girdiğini, böyle olduğu takdirde de aslında siz müşterilerinize istediğiniz kadar rekabetçi fiyatları veremediğiniz için rekabetin gerisinde kalıyorsunuz. Aslında piyasanın doğal bir dengesi içerisinde bu kadar fazla kripto para platformunu destekleyebilecek bir pazardan bahsetmiyoruz. Aslında biz yurt dışından gelen firmaların da bizim de yurt dışına gitmemizdeki temel bakış açısı şu. Sağladığınız hizmet, daha doğrusu hizmet sağladığınız kontratlar aynı. Sizin o hizmeti verme kalitenize bağlı olarak siz hitap ettiğiniz pazarlardan müşterilerin sizi tercih edeceğini düşünerek gidiyorsunuz. Hı hı. Ancak sadece platformu vermek yeterli olmadığı için, hı hı, siz müşteri hizmetlerinde de aslında
ilk defa kullanıcı olanlardan yoğun bir şekilde daha önceden tecrübeye sahip olup da sizi tercih eden kullanıcılara bekledikleri oranda kaliteli hizmeti veremediğiniz takdirde aslında beklediğinizde pazardan alamıyorsunuz. Pazar ne kadar büyük olursa olsun. Dolayısıyla yurt dışından gelen firmaların aslında karşılaştıkları en büyük handikap bu oldu. Aslında hazır bir sistemleri mevcut. Ancak Türkiye'de sadece birkaç tane yöneticiyi konumlandırarak müşteri hizmetlerine yeteri kadar önem vermediklerini ya da yatırım yapmadıkları bir süreçte uzun süre kalamadıklarını gördük. Bizim için de aslında süreç yeni başlamadı. Estonya Avrupa Birliği içerisinde kripto paralarla ve bunların ticaretin nasıl yapılacağını tanımlayan devlet tarafından lisans veren ilk ülke oldu. Dolayısıyla biz 1,5 yıl önce... Avrupa'da ilk lisans veren ülke galiba Estonya'ydı. Evet. Ve Estonya'nın aslında dijital bir devlet olma hedefi de olduğu için kripto teknolojisini de aslında bu hedefin bir parçası olarak gördü. Ve biz 1,5 yıl önce aslında Estonya'daki lisans sürecimizi başlattık. Bir de ben şunu da sormak istiyorum son olarak. Piyasada çok fazla firma olunca bununla beraber insanın biraz da aklı karışıyor. Kime güveneceğini bilmiyor, hangisinin daha güvenli olduğunu bilmiyor. Hani bırakalım kriptoları, işte sıcak cüzdan var, soğuk cüzdan var, orada mı paralarım gider, burada mı kriptolarım çıkar? İnsanlar gerçekten çok soru soruyor. Bize de çok fazla soru geliyor izleyicilerimizden. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani genel olarak hani sektörün içinde olan bir yönetici olarak da kullanıcılar neye baksınlar öncelikle? Sıcak cüzdanla mı tutsun? Soğuk cüzdanda mı tutsunlar, bir yere mi çeksinler, ne yapsınlar yatırımlarını? Aslında herhangi bir ülkede hangi firmayla çalışıyor olurlarsa olsunlar, kendi soğuk cüzdanlarına çekme hakları her zaman baki ve bunu kullanmaları aslında çalıştıkları kuruma bağlılıklarını azaltan da bir faktör. Ancak yoğun trade eden kişiler bunu çok pratik bulmadıkları için... Tabii sürekli işlem yapıyorlar çünkü. Evet, yani sürekli olarak gönderip alma aslında hem zaman hem de işlem ücreti gönderme almada ödenilen komisyon açısından belki tercih edilmeyecek bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ancak yine de özellikle regülasyon yoksa, regülasyon olduğu ülkelerde devletin sıkı bir denetimi var. Türkiye'de de nispeten regülasyon öncesi bir denetim mekanizması kuruldu aslında MASAK tarafından. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de var olan kurumlar en azından yurt dışında çok bilinmedik olan kurumlara göre çok daha güvenli diyebiliriz. Bizim önerdiğimiz yöntemse aslında biz Amerika'da bir saklama hizmeti şirketi de kurduk. Token Tech adı altında. Bu belli kriterlere göre saklamayı sağlıyor ve borsanın dışında da aslında ayrı bir kurum olarak sadece saklama hizmetini gerçekleştirecek ve bu saklama hizmetinde aslında tamamıyla şifreler ve kontrol, o cüzdanın yönetimi kullanıcıya ait. Dolayısıyla üçüncü bir çözüm olarak aslında profesyonel saklama hizmeti sunan firmalar da öne çıkabiliyor. Ama her zaman müşterinin aslında kendi cüzdanını da saklaması doğrudan aslında riski kendisi üstlendiği için çok daha için rahat ettirecektir. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun programa katıldığınız için. Evet arkadaşlar, bu haftalık bizden bu kadar. Yeni sezonumuz başlayacak. Yeni sezonun başlayana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Ama bu arada görüş ve isteklerinizi altta görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bize her zaman gönderebilir, bizle her zaman tartışabilir, önerilerinizi sunabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Petronet Silikon Vadisi'ni sundu.